heyecanla beklediğinizi biliyorum efendim. Ve geldik o muhteşem ana. Evet, şimdi sahneye çok özel bir isim davet edeceğim. Tıpkı soy ismi gibi. Umudumuzu diri tutan, güzel günler için çalışmaktan yorulmayan, cesaretiyle, iradesiyle, korkusuzca gerçeklerin peşinden koşan, halkın ve halkının yanında olan, ülkenin geleceğini, kadınını, gencini, esnafını, emeklisini, işçisini düşünen, her daim memleket meselesi için çalışan, sözde değil, eser siyasetiyle Türkiye'ye değer katan ve durmak yok, daha yapacak çok işimiz var diyerek halktan aldığı güçle Türkiye'yi birlikte yöneteceğiz diyerek yola çıkan dünyanın en köklü partilerinden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetinin kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun nişanesi olan darbelere karşı direnişin nişanesinin tek sahibi Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i, ikinci yüzyılın ilk liderini alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Özgür Özel, Genel Başkanımız, ikinci yüzyılın ilk lideri, halktan aldığı güçle halkla beraber yönetmeye talip Muğla'da. Sayın Genel Başkanım, gelmenizi çok teşekkür şimdi ediyoruz efendim. Gerçekten onur verdiniz, gurur verdiniz. Siz hep gelecek için çalışıyorsunuz ve geleceğimiz olan gençlerimiz, sevgili Mert, Salih ve Bade, size tüm Muğlalılar adına çiçeğimize ve tabii ki Muğla Spor atkımızı takdim ediyor. Değerli gençlerimize ve Sayın Genel Başkanım için kocaman bir alkış rica ediyorum. Güzellik güzel, en iyiyi hak eder. Muğla her şeye değer. Alayım efendim, çok teşekkür ediyorum. Biliyorsun değil mi, çalışmaya... Değerli il başkanım, çok kıymetli milletvekillerim, büyük şehrimizin çok değerli başkanı, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ve herhangi bir ilçesini verseniz size dünyanın en güçlü ülkelerinin tamamını bağışlayabilecekleri kadar kıskanılan bu güzel kentin kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi, yüreğinde hiç kazanamayacak bir yerde duran Atatürk sevgisiyle güzel Muğla'nın güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün öyle çok yabancısı olduğum bir yerde değilim. Bugün herhalde Manisa'dan sonra en çok konuşma yaptığım, en çok kürsüsüne çıktığım, en çok dostumun olduğu, en iyi tanıdığım, en iyi bildiğim yerdeyim. Muğla'dayım, sizlerle birlikteyim. Hayat siyasetçiler için, siyaseti halk için yapanlar için, ülke için yapanlar için, ideali için yapanlar için bir başkalarında olduğu gibi değil, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetinde öyle çevre yapma da o çevresini zenginleştirme, oradan kendine, ailesine, çocuklarına çıkar sağlama işi değil. Bizim işimiz her şey bittiğinde arkandan nasıl konuşulacak, ne söyleyecekler ve ne kadar dost biriktirdin, bizim işimiz o iş. Ben bugüne kadar çok biriktirdim dost ama Muğla'ya ilk günden beri tam 5 dönemdir hizmet eden, karşıdan şöyle bir baktığında işte Cumhuriyet'in belediye başkanı, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı dedirten, Türkiye'nin kredi notunu B eksiye çıkarmakla birileri uğraşırken yönettiği Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notunu
3 ağda tutan ve Muğla'yı Muğla'da 5 dönem görevden sonra tekrar aday olsa tekrar seçilecekken, tekrar aday gösterilecekken kendisi şimdi bu Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni gençlere emanet etme zamanı ve şimdi artık bu deneyimlerden başkalarını yararlandırma zamanı diyerek görev yaptığı dönemde bir kör kuruşla ilgili hakkında bir kişinin arkasından konuşmayacağı, emanet ettiğimiz bu güzel Muğla'nın koylarını yağmalamak isteyenlerin aşamadıkları, onun için özel vakıflar kurup MUÇEV diye arkadan dolaşmaya çalıştıkları, kent suçlarına karşı duymuş, talana karşı duymuş, birileri İstanbul'a ihanet ettik, bu gökdelenleri diktik, hançer gibi sapladık derken, Muğla'da 4 kattan fazla dikey mimariye izin vermeyen, aldığı Muğla'yı yıllar sonra ihanet etmeden o emaneti şimdi gençlere teslim eden bir dostum, bir büyüğüm, bir abim var benim burada. Osman Gül'ünü buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. Bugün başkanımla gelirken bugün dedim ki başkanım, karşımda Ahmet Aras oturuyor. Dedim ki herkese siyasette bir görevi devrederken böyle anılmak, böyle bilinmek, böyle bir emaneti böyle teslim edebilmek nasip olsun. Örnek bir belediye başkanı, örnek bir siyasetçi, gurur duyuyoruz. Allah hepimize görevi böyle teslim etmeyi nasip etsin. Gurur duyuyoruz kendisiyle. Şimdi başkanımızla biz şuraya geçeceğiz. Sizinle birlikte kimsenin önünü de kapamadan böyle kameranın köşesine geçelim. Bakalım bir filmimiz var. Nasıl bir şey hazırlamış arkadaşlar, bir görelim. Müziğini çalmak. Huzurda hissediyor. Çok büyük zenginliklere sahip. Köylerin terk edilmiş hale gelmemesi için kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Alım garantili üretim yaptırmaya çalışıyoruz. Hayat kalitesini yükselten bir kırsal kesim yaratmamız lazım. Bütün çabamız onun üzerine gidiyor. Mayıs sonu bahar, dertlere darmanlar. Mayıs sonu bahar, dertlere darmanlar. Mühürü bas, alt soka, huzur dolu yarınlara. Eğer içinizde insan sevgisi yoksa, yaptığınız hiçbir işi doğru olarak yapabilmeniz mümkün değil. Hangi partiye oy vermiş, hangi düşüncedeymiş, nasıl giyiniyormuş, ben herkesi kucaklamakla yükümlüyüm ve bundan da büyük keyif alıyorum. Bu bahar Muğla kazanacak, Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi. İnsan kendisini huzurda hissediyor. Çok büyük zenginliklere sahip. Köylerin terk edilmiş hale gelmemesi için kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Alım garantili üretim yaptırmaya çalışıyoruz. Hayat kalitesini yükselten bir kırsal kesim yaratmamız lazım. Bütün çabamız onun üzerine gidiyor. Mayıs sonu bahar, dertlere darmanlar. Mayıs sonu bahar, dertlere darmanlar. Mühürü bas, alt soka, huzur dolu yarınlara. Eğer içinizde insan sevgisi yoksa, yaptığınız hiçbir işi doğru olarak yapabilmeniz mümkün değil. Hangi partiye oy vermiş, hangi düşüncedeymiş, nasıl giyiniyormuş, ben herkesi kucaklamakla yükümlüyüm ve bundan da büyük keyif alıyorum. Bu bahar Muğla kazanacak, Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi canlı yayında bütün hemşerilerinin önünde başkana bir teklifte bulunmaya geldim. Vallahi de haberi yok. Şimdi duyacak. Siz de onaylarsanız bir göreve gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi çok iyi çalışıyor belediye başkanları. Ama bunları bütün Türkiye'ye anlatmakta
birazcık eksik kalıyorlar. Aynı işleri hepsi bir yapıyor ama ortak bir zeminde buluşturmakta bazen eksik kalıyorlar. Birinin bir yerde yaptığında öbürü boşu boşuna masraf edip yine uğraşıyor. Aslında proje orada hazır. Dedik ki biz bugünden sonra 1 Nisan'dan itibaren seçilen belediye başkanlarımızı koordine edecek, iyileri birbiriyle buluşturacak, hizmetleri görünür kılacak, Türkiye'ye bakın bu kentleri nasıl güzel yönetiyoruz, bu ülkeyi de böyle yönetiriz diyecek. Bir yandan da kendi denetimini yapacak, 3 ayda bir ölçme değerlendirme ile belediye başkanlarına karnelerini sunacak bir sistem kuralım. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin koordine eden bir büyük başkanlık. Bu konuda sevgili Yılmaz Büyükerşen'e, o Anadolu'nun ortasında Bozkır'da bir vaha yetiştiren, vahaya çeviren orayı Yılmaz Büyükerşen'e bu yapının genel koordinatörlüğü görevini vermiştik. Yılmaz Başkanımız güvendiği, bildiği, kendisi gibi başarılı ve hem belediyeciliği bilecek, gençlere öğretecek, hem de onları denetleyecek bir yapı oluşturuyoruz. Yılmaz Büyükerşen'le birlikte onun genel koordinatörlüğünde, onun yanı başında Osman Gürün'e bu görevi teklif ediyoruz. Bütün Türkiye'deki belediyeleri onlara emanet edeceğiz. Başkanım, bu görevi kabul edersen hemşehrilerini de beni de çok mutlu edersin. Ben huzurlarınızda genel başkanıma çok teşekkür ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak eğer genel başkanımız bize bir şey teklif ettiyse onu emir telakki ederiz. Ve ömrümün sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Muğla'ma hizmet etmeye devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var. Ben teşekkür ederim. Çok sevgili başkanım, görüntülerde gezerken tabii çok yakışıklı, kamera onu yapıyor ama yanında da hep çok yakışıklı, çok çalışkan, çok iyi anlaştığı bir arkadaşı vardı. O da şimdi görevi Menteşe'de bir kadın belediye başkanına teslim ediyor. Ama kendisi de Muğla'ya, Büyükşehir'e hizmet etmeye devam edecek. Partimizin evladı Bahattin Başkan'ı buraya davet ediyorum. Alkışlarınızla. Biz onu da asla bırakmıyoruz. Ve Milas'ta uzun yıllar hizmet edip bu süreçte kendisi Milas'ta yeniden aday olmayan ve yine burada olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli değerlerinden bir tanesi Muhammed Başkanım. Buyurun başkanım. Bu 3 Cumhuriyet çocuğuna baktığınızda bir şey görüyorsunuz. 1, kendilerine emanet edilen kamu görevini 4 dörtlük yaptılar. 4 dörtlük şekilde emanete hiç ihanet etmeden, gözleri gibi bakarak şimdi başkalarına emanet edecekler. Ama ortak özellikleri şu kadar kırgınlık, küskünlük, yılgınlık yok. Ben çok çalıştım, biraz da başkaları çalışsın yok. Aday arkadaşlarımızdan çok koşuyorlar ve Cumhuriyet Halk Partililerin göğsünü kabartıyorlar. 3'üne de yürekten teşekkür ediyorum. Gerçek partililik budur. Bir de tabii. Ve Datça ve Marmaris'in önceki dönem şu andaki belediye başkanlarımızı alkışlarla buraya alıyoruz. Buyursunlar. Gel başkanım. Hoş geldin başkanım. Alkışlarınızla. Gel başkanım, gel.
hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten insan Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaktan, Cumhuriyet Halk Partili olmaktan, onlarla birlikte olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Törenin sonunda, konuşmanın sonunda adayları tanıtacağız. Adayı alkışlamak, adayı desteklemek önemli ama görevi başarıyla yapıp teslim edenlere de vefa göstermek önemli. Yürekten alkışlıyorum başkanlarımı. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun başkanlarım. Teşekkür ederiz. Başkanım, görüşeceğiz. Değerli Muğlalılar, tabii biraz önce bahsettim. Görevini yaparken çok iyi yapan bu arkadaşlarımız bu görevlerini şimdi çok genç, çok dinamik kadrolara teslim edecekler. Birazdan her biriyle ayrı ayrı tanışacağız. Buraya çağrılacaklar, kendileri selamlayacaklar. İçlerindeki hiçbirisi size yabancı olan birisi değil. Hepsi sizin evlatlarınız. Örgütümüzle birlikte uzun yıllardır çalışan, kendi geçmişleriyle geleceğe hepimiz için umut veren arkadaşlarımız. Bir değişim yaşıyoruz. Bir gençleşme yaşıyoruz. Kadınların Cumhuriyet Halk Partisi'nde hak ettiği noktaya gelmesini istiyoruz. Ve böyle bir vizyonda 43 yaşında bir kadın adayımızla Gonca Köksal'la, Bodrum'da 30 yaşında Tamer Mandalinci ile, Seydikemer'de 34 yaşında Özgür Can'la, Dalaman'da 36 yaşında Sezer Durmuş'la ve bütün ekibin yaş ortalaması benim yaşımda olan 49 yaşındaki bir yaş ortalamasıyla bundan sonra Muğla'ya, kendisi de 53 yaşında, biraz önce sizi coşkuyla selamlayan Ahmet Aras'a emanet ediyoruz sizlerin alkışlarıyla. Birazdan burada olacaklar. Sizinle birlikte 33 gün daha koşacaklar ama en sonunda mazbatalarını alıp göreve başlayacaklar. Mazbatalarını aldıklarında 9'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyeler şu anda bizde. Bu sayının 15'e, 16'ya yükselmesini ümit ediyoruz ve gidecekler göreve başlamak için devir teslime. Orada kapıdan girerken camın yanında duracaklar. Ceplerinden mal varlığını çıkaracaklar. Mal varlıklarını göreve başladıkları gün belediyelerinin kapısına asacaklar. Görevi bıraktıkları gün yeni mal varlıklarını oraya asacağız. Roma'da belediye başkanını kantara çıkarıyorlar seçildiği gün. Kilosuna bakıyorlar, oraya yazıyorlar. Sonra görevi bırakırken yine bakıyorlar. Fazlası varsa ayıplıyorlar, eksiği varsa alkışlıyorlar. Biz belediye başkanlarımızın mal varlıklarıyla, açık alınlarıyla, şeffaf bir belediyecilik yaparak ve emanet aldıkları Muğla'yı ranta değil, halka açarak yöneteceklerine yürekten inanıyorum bu güzel ekibin. Muğla'da biraz önce söyledim, Muçev diye bir vakıf kurdular. Bir vakıfı, bir derneği birleştirdiler. Kim var yönetiminde? Eski milletvekilleri, AK Partili siyasetçileri, bürokratları koydular. Ne yapıyor? Osman Gürü'nün geçit vermediği işleri, belediye başkanlarımızın geçit vermediği işleri onlara yaptırtıyorlar. Koyları yandaşlara kiralıyorlar. Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz. Bu Muğla'yı haramilere değil, millete teslim edeceğiz. Söz veriyoruz buna. Buraya geçmişte partimizde milletvekilliği yapmış bir adayı görevlendirmişler. Geliyor gidiyor, efendim iktidara yakın olursam şu olur bu olur diyor. Bir yandan kibirle yukarıdan bakıyor. Bir yandan belediye emekçilerini işinden edeceğini söylüyor.
bürokratları tehdit ediyor ama en büyük tehdidi Muğla'nın yeşiline ve mavisinedir. Burası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her şeye rağmen ranta açamadığı, çok katlıları dikemediği, her çevre felaketinde karşısına toplumla birlikte yerel yöneticilerin kol kola girdikleri, Muğla'yı sevenlerin yönettiği, Muğla'da doğanların, Muğla'da doyanların karnını namusluca ekmeğiyle kazandığı, emeğiyle kazandığı ekmeğiyle doyuranların, namerde avuç açmayanların iktidarından Muğla'yı talan ettirmeye memur kılınmış birine asla teslim etmeyeceğiz. Asla teslim etmeyeceğiz. Bundan sonraki süreçte nasıl ki Akbelen ormanlarında ikiz köylülerin yanında olduysak, nasıl ki zeytin ağaçlarını koruduysak, nasıl ki çevremizi katledenlere karşı, ağacımızı kesmeye çalışanlara karşı, koylarımızı betonlaştırmaya çalışanlara karşı mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da eski kadrolarımız, mevcut kadrolarımız, yeni kadrolarımızla, gençlerimizle, Muğla'nın genç il başkanıyla, tüm ilçe başkanlarımızla ve sizlerle birlikte Muğla'yı korumaya, ona gözümüz gibi bakmaya, Muğla'nın çıkarını namusumuz gibi korumaya hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a bir hatırlatmada daha bulunmak istiyorum. Bu Muğla 1 milyon nüfuslu bir yerdir. Kışın siz sizeyken 1 milyonsunuz. Yazın 5 milyon oluyor, 6 milyon oluyor. Buraya hizmet yapılsın diye 1 milyonluk nüfusa göre para yolluyorlar ve 5 milyon için hizmet bekliyorlar. Çok önemli altyapı yatırımları yapılıyor. Çok önemli çalışmalar yapılıyor. Yurt dışından krediler bulunuyor. Özel finans yöntemleri kullanılıyor. Ancak gerçekten Türkiye'nin göz bebeği, her bir ilçesi bütün dünyanın dilinde olan bu güzel memlekete daha iyi hizmet yapılması için, daha önce de Antalya'da ifade etmiştim, cep telefonu sinyalinden bir şehirde kaç kişinin hangi gün olduğu belli. Ve biz 5 milyon 6 milyonu 12 ay ücret ödeyinde demiyoruz. Ama kim bir şehre geliyorsa, hizmetinden yararlanıyorsa, altyapısını meşgul ediyorsa, o kişi için devletin genel bütçeden ayırdığı payın verilmesi gerekir. Bunu sırf kıyı şeridindeki bu güzel kentleri Cumhuriyet Halk Partililer yönetiyor diye yapmıyorlar. Ancak bu konudaki talebimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bir de meydanda da söyleyeceğim dedim. Dün grup toplantısında ifade ettiğim bir husus var. 2015 seçimlerinde emekliye ikramiye dedik, veremezsin dediler. 1 Kasım'da biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar oy alayıp 2018'de 1000 lira verdiler 2 bayramda. Biz dedik birer asgari ücret verelim. Kavga dövüş 2 sene sonra 2000 lira ve bu sene 5000 lira diye söz verdikleri halde emekliye verdikleri bayram ikramiyesini sadece 3000 lira yaptılar. İlk bu iş çıktığında bayram ikramiyesi 1000 lira, 24 kilo kıyma alırken bugünkü 3000 lira 6 kilo kıyma alıyor. 18 kilo kıymayı bile emekliden, yani ayda 1,5 kilo kıymayı emeklinin mutfağından çaldılar. Şimdi diyoruz ki meclisi kapatmayalım. 3 gün daha çalışalım. Emekli kart uygulaması getirelim. 17.200 liradır asgari ücret, 17.002 liradır. Aradaki 14.000 lirayı bütün emeklilerin hesabına yatıralım. Ayrıca doğalgazda, markette, manavda, kasapta
yüksek indirimleri tanımlayacağımız bu kartla emeklilerimizi bu sıkıntıdan kurtaralım diyoruz. Bunu buradan bütün Muğla'nın huzurunda bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu çağrıyı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Değerli Muğlalılar, kira fiyatları deyince bu Türkiye'deki çok önemli bir sorun. Ocak 2024'te Muğla'daki ortalama kira 17.926 lira. Ve asgari ücretten 924 lira daha fazla. Yani burada asgari ücret verdiğin birisi ortalama bir ev tutsa suyunu bağlatacak, elektriğini ödeyecek, çay demleyecek parası kalmıyor. Bu oranlar son derece fazla ve 2 yıl öncesine göre %171 artmış. Peki burada dinlenmeye gelen, konut stoğuna talebi arttıran, ekonomisi iyi olanlar tamam da Muğla'nın evlatları ne olacak? Muğla'daki polisler, Muğla'daki askerler, Muğla'daki öğretmenler, Muğla'daki emekçiler ne olacak? Bu yüzden biz şehirlerde sabit, yerleşik yaşayanların bu kira fiyatlarından etkilenmemeleri için bir dizi öneriyi hazırladık. Meclisteki ilgili komisyonlara sunuyoruz. Muğla'daki yüksek kira sorununun bir an önce çözülmesi, Muğla'nın büyük sıkıntılar çeken orta direğinin, yoksullaşan orta direğine sahip çıkılması, Muğla'da çalışan turizm emekçilerinin kışın işsiz kalma sorununa karşı mutlaka çözüm üretilmesi ve Muğla esnafının, sıkıntıya düşen Muğla esnafının tüm yönleriyle desteklenmesi lazım. Bir de ne lazımmış? Muğla yeşili kadar özgür, mavisi kadar özel diye bir şey yazmış canım kardeşim, gösteriyor. Yanaklarından öpüyorum, çok sağ olun. Ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Muğla'dan önemli, geleceğim öpeceğim seni bir tanem, fotoğraf çektireceğiz, geleceğim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerine titrediğimiz bir ildeyiz. Seçim sonuçları ile ilgili hiç endişe duymadığımız, liyakatli, çalışkan yöneticilerinin işini iyi yaptığı, sizin de ziyadesiyle memnun olduğunuz, bundan sonra da ilerleyen günlere umutla bakacağımız günlerdeyiz Muğla için. Ama 31 Mart seçimleri sadece yerel seçimler değil. 31 Mart seçimleri bundan sonra 4 yıl boyunca bir daha herhangi bir seçimin olmayacağı seçimler. Ve Mehmet Şimşek'in ağzında bir bakla var. Diyor ki 1 Nisan'dan sonra sıkı para politikasına geçeceğiz. Bunun emekçiler için anlamı hak edilen zammı almamaktır. Emekliler için bugünkü açlık sınırından 7 bin lira aşağıdaki en düşük emekli maaşını arttırmamaktır. Küçük esnaf için yeni vergi yükleri, artan enflasyon, zamlar ve hayat pahalılığı demektir. 1 Nisan geldiğinde artık ertesi gün yapacak bir şey kalmamıştır bunlara engel olmak için. Eğer bir şey yapacaksanız 1 Nisan'dan bir gün sonra yapamazsınız. 1 Nisan'dan bir gün önce yapacaksınız. 31 Mart'ta sandık başında yapacaksınız. Eğer 31 Mart'ta daha önce her ne sebeple olursa olsun AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş ama hayat pahalılığı karşısında ezilmiş, enflasyon yüzünden tükenmiş, alım gücü kalmamış, borcunu ödeyemeyen, kredi kartını başka yerden kredi çekerek kapatan, borcu borçla çevirenler, geçen seneye göre bu sene daha yoksul hissedip
gelecek seneden endişe edenler, boynu bükük çiftçiler, kaderine terk edilmiş hayvancılıkla uğraşanlar, sorunları hiç dile getirilmeyen örneğin Marmaris'teki arıcılar, esnaf, memur, çalışan herkes ve dünyanın herkesin gözünün üzerinde olduğu bu güzel memleketin dört gencinden üçünün gözünün dışarıda olması en büyük beka sorunu. Bunlarla ilgili endişe duyan herkes, evladının geleceğinden endişe duyan herkes 31 Mart'ta bu iktidara gücünü göstermek zorundadır. Her şeye rağmen oy alırsa, her şeye rağmen AK Partililer, MHP'liler sıkıntılarını ifade etmezlerse, hiç değilse bir sarı kart göstermezlerse, bir kırmızı ışık yakmazlarsa, bir dur beni bir dinle ya, hep zengine çalışıyorsun, bizi ezdirdin demezlerse, 1 Nisan'dan sonra acı reçete geliyor. Onun için biz 31 Mart'ta elbette belediye başkanlarımıza oy istiyoruz. Namus, dürüst, çalışkan belediye başkanlarımızın hizmetlerinin takdir edilmesini istiyoruz. Osman Gürü'nün emaneti tesliminde gencecik Ahmet Aras'a destek istiyoruz. Gencecik kadrolarla Türkiye'nin yarınlarını yetiştirmek istiyoruz. Ama bunun ötesinde biz 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemek zorundayız. Onların karşısına bir gücü koymak zorundayız. Bunu yerel seçimlerle yapmak zorundayız. O yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın karşısında en büyük ittifakı aramak için elimden geleni yaptım. Çiçeği yaptırdım, arkadaşlarımı yanına aldım ve ziyaretlerde bulundum, temaslarda bulundum. Birlikte olalım dedim. Buraları, hiçbir yeri AK Parti'ye, MHP'ye teslim etmeyelim dedim. Büyük bir seçim başarısı yakalamazsak, memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, gençleri, kadınları fena ezecekler dedim. Biz Ankara'da bir ittifak, bir işbirliği gerçekleştiremedik. Ama 2019'daki büyük zaferi yaşayanlar ve yaşatanlar buradalar. Seçmen bir yere gitmedi. Yöneticilerin fikri değişmiş olabilir. Saygı duyuyorum ama seçmenin saraya itirazı, seçmenin Devlet Bahçeli'nin U dönüşüne, saraya destek olmasına, kendini unutmasına olan itirazı değişmedi. Yakasında güneş olan iyi insanların vatanseverliği, ülkesini sevmesi, Atatürk sevgisi değişmedi. Ve ben o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın karşısındaki Büyük Türkiye İttifakı'nın içinde hep birlikte yer aldığımızı görüyorum. Kim var Türkiye İttifakı'nda? Türkiye İttifakı'nda elbette sizin gibi aslan sosyal demokratlar var. Ama yalnız değiliz. Milliyetçi demokratlar var. Yalnız değiliz. Muhafazakar demokratlar var. Sadece Türkler değil, Kürt demokratlar var. Çerkezler var, Boşnaklar var. 72 milletten hepimiz bir olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, kurtaran ve yücelten herkes burada var. Ve Türkiye İttifakı kim biliyor musunuz? Kimden o istiyor? Milli takım gol atınca ayağa sıçrayanlar var ya, işte Türkiye İttifakı onlardır. Onlardan o istiyoruz. Filenin sultanları dünya şampiyonu olunca, ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken, hepsinin gözü o bayrakta, ağlaya ağlaya İstiklal Marşı'nı onlar söylerken, gırtlağa düğümlenenler var ya, işte Türkiye İttifakı onlardır.
Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızıyla beyazdır. Biz 31 Mart seçimlerini Türkiye İttifakı'yla kazanacağız ve önümüzdeki dönem Türkiye İttifakı'nın Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu hep birlikte göstereceğiz. Türkiye İttifakı'na var mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Peki Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayraktandır. Türkiye İttifakı'nın rengi kırmızı. 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 En büyük. En büyük. Hani dış politikada konuşup da gelip iç politikaya malzeme ediyor ya, dünya beşten büyüktür diye. Bak, bak, Türkiye senden büyüktür. O ezdiğin emekçinin, karınca gibi görüp ezmeye çalıştığın emekçinin kardeşi vardır. Karıncanın kardeşi vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyetçilerdir. Bütün Türkiye'dir. Türkiye İttifakı'dır. Yok saydığın çiftçinin, Atatürk'ün milletin efendisi dediği çiftçinin, karınca gibi ezmeye çalıştığın çiftçinin kardeşleri vardır. Cumhuriyet Halk Partililerdir. Türkiye İttifakı'dır. Türkiye'dir. Hepimiz arkasındayız. Ve gençlerimiz, Türkiye'de umudu kalmayanlar, yurt dışına gitmek isteyip geleceği orada aramak isteyen gençlerimize hep birlikte sesleniyoruz. Kimse enseyi karartmasın. Umudunu kaybetmesin. Umut var. Umut 31 Mart'tadır. Umut geçtiğimiz sene çok üzüldüğünüz Mayıs ayından sonra belki de çok karamsarlığa kapıldığınız noktada hep birlikte ayağa kalkan, hep birlikte motive olan, 100 yıl önce kurtardığı ülkeyi yine kurtarmaya azmetmiş olan, kurduğu cumhuriyetin kıymetini bilen cumhuriyetçilerdir, Atatürkçülerdir. Biz buradayız, hep birlikteyiz ve hiçbir yere gitmiyoruz. Şimdi il başkanım, yakışıklı genç bir il başkanım var. Onu yanıma alıyorum. Onun da size bir sürprizi var. Ben önce bir şunu anlatayım. Şimdi bu il başkanı Muğla'da beni temsil ediyor. Ben de Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda oturuyorum. Hepsine defalarca söylediğim bir şey var. Diyorum ki sen Muğla'da baba evinde oturuyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Herkes baba evine doğar. Büyür. Kimi taşınır, büyüğünü arar. Kimi küçüğüne gider. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. İşte bu genç kardeşim onlarcası, yüzlercesi, binlercenizle beraber o baba evinin çorbasını kaynatan, bacasını tüttürenlerdir. Bunlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ama onlara diyorum ki kapıyı ardına kadar açık tutun. Çünkü baba evi uzaktan gelen olacaktır, kapı açık olsun. Yakından gelen olur, kapı açık olsun. Başka yere gitmiş olan olur, kapı açık olsun. Gelene sakın ha kapının önüne geçip de niye geldin? Geçen seçim nerelerdeydin? Bizi bırakıp niye gittin? Sakın hesap sormayasın. Çünkü o zaman sana sorarlar. Tapusu sende mi diye. Vallahi tapusu ne Özgür Özel'de, ne Kemal Bey'de. Ne Bülent Ecevit'te vardı, ne rahmetli İsmet İnönü'de. Bizim baba evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Böyle olmalı.
olunca, böyle olunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba evi ardına kadar kapı açık, gelenin yeri evin baş köşesi. AK Partilisine, MHP'lisine söylüyorum. Uzakta oturanlara söylüyorum. Irak'tan bakanlara söylüyorum. Bu baba evi öyle birinin şeytanlaştırdığı gibi, kendi kanallarından sürekli iftira attığı gibi insanların evi değildir. Hele hele, hele hele, efendim beka sorunu var, bunlar gelirse ezanı susturacaklar, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler. Hey, konuşuyor. Bak kardeşim, bu memlekette bir kez o yaşandı. Bu ülke kötü yöneticiler yüzünden işgale uğradı. İkimiz de birer taraftayız. Birimizin tarafı işgal orduları geldiğinde işgal donanmasına karşı halı serenlerdi. Vallahi biz Kartal İstinbotu'nun ucunda yanındaki yaverine çocuk merak etme geldiği gibi gidecekler diyenlerdeniz. Bu ülke Allah korusun, eğer günün birinde aynı tehlikeyi yaşarsa kimsenin şüphesi olmasın, Tayyip Bey çağırıyor diye havaalanına gidip kot pantolon üstüne perdelik kumaştan kefen çekenler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar korur bu ülkeyi. O yüzden şimdi baba evinin açık kapılarından çok uzaklardan değil, çok yakınlardan aramıza katılanlar var. İl başkanım anons edecek, ben de rozetlerini takacağım. Sayın Genel Başkanım, sizin talimatlarınız doğrultusunda biz de baba evinin, baba ocağının kapılarını açmıştık. Daha önce partimize büyük hizmetler veren ve şu anda da Memleket Partisi'nin mevcut il başkanı ve Muğla kurucu il başkanıyla birlikte yol arkadaşları yeniden baba ocağına dönüyorlar. O yüzden onları İbrahim Başkanım, Murat Başkanım, gelecek önümüzdeki dönemde çok daha fazla arkadaşla birlikte kampanyaya katılacaklarını ifade ediyorlar. Memleket Partisi'nin kurucu il başkanı ve son il başkanı görevi bırakıp partimize katıldı. İl yönetiminden ve ilçelerden toplam 100 arkadaşlarıyla aramıza katılıyorlar. Kendilerine baba ocağına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hangi partide olursa olsun tüm cumhuriyetçileri, tüm Atatürkçüleri, tüm vatanseverleri, tüm milliyetçileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Şarkıyı sevdiniz mi? Adayları seviyor musunuz? Başkanları seviyor musunuz? Muğla'yı seviyor musunuz? Türkiye'yi seviyor musunuz? 31 Mart'ta büyük bir zafere var mıyız? Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum.
İyi ki varsınız. Şimdi adaylarımızı tanıtmak üzere sözü değerli arkadaşıma bırakıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Sayın Genel Başkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ve ilk olarak Muğla'da çok güzel işler yapmaya gelecek olan, Muğla'nın gücüne güç katacak olan, gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için genç dinamik Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'dayımız Sayın Ahmet Aras'ı davet ediyoruz. Sayın Başkanım buyursunlar. Ve Türkiye'nin değil, dünyanın şehri Bodrum'umuzun genç başkanı, vizyoner başkanı Tamer Mandarinci Başkanımı davet ediyorum. Alkışlarla. Suyun ve toprağın bereketi, Dalaman Belediye Başkan adayımız Sayın Sezer Durmuş, alkışlarınızla efendim sahneye geliyor. Kinidos'un kalbi Datça adayımız Sayın Aytaç Kurt geliyor. Eşsiz denizin, vadinin adı Fethiye Belediye Başkan adayımız Sayın Alim Karaca, alkışlarınızla. Yeşilin içinde bakır sesi, Kavaklıdere adayımız Sayın Saffet Karabıyık geliyor. Ege ve Akdeniz'i birleştiren Köyceğiz Belediye Başkan adayımız Sayın Ali Erdoğan geliyor. Mavi cennetimiz, Marmaris'imizin genç dinamik adayı Acar Ünlü geliyor. Hepimizi bir tutan Menteşe Belediye Başkan adayımız Sayın Gonca Köksal geliyor. Bir yanından dağ, bir yanından Balakan memleket, Milas adayımız tecrübeli siyasetçi Fevzi Topuz geliyor. Nehirden denize, ormandan kaplumbağalarına ortacı adayımız Sayın Evren Tezcan geliyor. Dağlardan geçmişe uzanan Seydi Kemer, Seydi Kemer adayımız Sayın Özgürcan Büyük Çoban. Ovalardan, dağlardan Azma Ulu adayımız Sayın Mehmet Caner. Ve Straton Ikea'nın kalbi yatan adayımız Mesut Günay geliyor. Evet, işte 13 belediye başkan adayımızla birlikte ve tabii ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcım, Sayın Parti Meclis Üyelerim, Sayın Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerimiz, Sayın İl Başkanım, Sayın Kadın Kolları Genel Başkanım, İl Kadın Kolları Başkanım, İl Gençlik Kolları Başkanım ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Osman Gürün, Gürün için Menteşe Belediye Başkanımız Sayın Bahattin Gümüş, belediye başkanlarımızı da davet ediyoruz. Buyursunlar. İl Kadın Kolları Başkanımız ve İl Gençlik Kolları Başkanımızı da davet ediyoruz. Buyursunlar. Muğla'nın gücüne güç katacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayları sizlerle birlikte efendim. Ve çok kıymetli milletvekillerimiz davet ediyoruz. Buyursunlar sayın vekillerim. Gücünü halktan alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'yı projeleriyle ayağa kaldıracak sayın belediye başkanlarımız. Önceki dönem milletvekillerimiz de lütfen sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Sayın vekillerim buyursunlar efendim. Nurettin vekilim buyursunlar. İşte işimiz gücümüz Muğla diyoruz. Yolunuz açık olsun başkanlarım. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte Muğla
Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Değerli ve tüm ilçe belediye başkan adaylarımız sizleri selamlıyor. Evet, bırakmıyoruz çünkü efendim seçim koordinasyon merkezimizin de açılışını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarımdan hemen kurdeleri rica ediyorum efendim. Değerli genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız ve kıymetli protokolümüz tabii ki Cumhuriyet Halk Partimizin 1 Nisan'da çiçekler açtıracak belediye başkanlarıyla birlikte seçim koordinasyon merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tarihi günde Muğla'da sizlerle bir arada bu gurur gününde daha nice gurur günlerini hep birlikte yaşayacağız sevgili Muğla. Birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Evet, sembolik olarak kurdelamızı Sayın Genel Başkanımız ve tüm değerli başkan adaylarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizde. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, ikinci yüzyılın ilk lideri Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte gücünü halktan alan belediye başkanlarımızla birlikte Muğla'nın gücüne hep birlikte güç katacağız. Hayır uğurlu olsun efendim. Evet, hayırlı uğurlu olsun seçim koordinasyon merkezimiz, çok kıymetli genel başkanımız ve tüm belediye başkan adaylarımız. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, sırtımızı Muğla'ya dayayalım. Sayın Genel Başkanımız, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, tüm belediye başkan adaylarımızla. Evet, tüm parti bayraklarını, ay yıldızlı şanlı bayrakları kaldırabilir miyiz? Evet, bu anı değerli basın mensubu arkadaşlarım ve Genel Başkanımız öncülüğünde bir selfie ile ölümsüzleştireceğiz. Sevgili Muğla, tüm bayrakları ait olduğu yerde göklere yükseltelim. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda Muğla'ya değer katmaya değerli başkanlarıyla birlikte devam ediyor efendim.